Merhaba Mucize Yumak YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere görmüş olduğunuz oval sepet tabanı yapımını anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi pamuk makromeden çalıştım. 4 milim de tığ kullandım. Sizler elinizin sıklığına, gevşekliğine göre değiştirebilirsiniz ama eğer sıkı bir taban olmasını istiyorsanız 3,5 da kullanabilirsiniz. Ben 4 milim tercih ettim video için rahat yapabilmek adına. 4 milimle de gayet güzel oluyor. Sepet tabanı olarak da kullanabilirsiniz tabii ki. Aynı mantık çünkü aynı kullanım şekli. Çanta tabanı olarak da kullanabilirsiniz. Ben çanta tabanı olarak sorulduğu için videoyu öyle paylaşmak istedim. Gayet tabii oval sepet yaptığınız zaman da bu tabanı kullanabilirsiniz. Şu kısımda birleştirme noktaları var sadece. Başka hiçbir yerde yok. Döne döne sadece birleşim noktaları burada. Bu şekilde başlıyoruz. Dediğim gibi pamuk makrame ipim var şöyle. Şimdi 4 milim tığımı da alıp hemen başlıyorum. Bu arada bu ölçüleri merak ederseniz 25 zincirle, çünkü şu anda küçük bir örnek göstereceğim ben size. 25 zincirle şu kısımdan başladım. 25 zincir 1, 2, 3, 4 sıra yaptım ve toplam 29 santime ulaştım. 25 zincire 29 santim. Çünkü bu gayet güzel bir taban. Merak eden olursa ölçülerini de vermek istedim. Şimdi dediğim gibi zincir çekerek ufak bir örnek göstereceğim. 7, 8, 9, 10. 5 geri geleceğim için biraz daha çektim. 13. 13 zincir çektim arkadaşlar. Şimdi en son çektiğim zinciri de sayarak 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye kadar geliyorum. İki tane daha çekiyorum arkadaşlar. 15 yapacağım çünkü çok da ufak olursa belki yanlış anlaşılmalar olabilir. 15'e tamamladım. Ne yapıyordum? Beşinciye kadar geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Üzerine aldım ve batarak trabzanımı yaptım. İkili trabzan, yani iki seferde çektiğimiz. Şu köşelerde, başlarda ve sonunda, daha doğrusu 6 kez batacağız. Bizim şu noktada bu ilki oldu. Şimdi bu kısımda çok daha rahat anlayacaksınız. Birincisini yapmış oldum ben. Şu kısma 5 tane daha batarak burayı tamamlayacağız döndüğümüzde. Şimdi bu kısmı normal devam ediyorum. Her birine bir trabzan yaparak. Dediğim gibi şimdi bu köşede daha çok daha rahat anlaşılacak. Normal trabzanlarıma devam ediyorum. Kağıt iple, penye iple çalıştığınız zaman da aynı mantık. Hiç fark eden bir şey yok. Bunu dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Uzunluğunu değiştirebilirsiniz. Sadece mantığını, sayılarını anlayın, artırmalarını anlayın, yeterli olacaktır. Trabzanlarımı bitirdim. Şimdi son battığım noktaya toplam, şu anda 2 oldu, 6 olana kadar trabzanlarıma devam ediyorum. 3, 4, 5, hala aynı noktadayım. Dolduruyorum. Ve 6. 6 tane yaptım. İpimi biraz açmam gerekecek. 6 tane yaptım. Şimdi orta kısımda yine trabzan yaparak devam edeceğim. Üzerine aldım. Toplam 6 oldu. Bakın zaten karşılıklı gelecek. Hemen şu boşluğa batarak trabzanımı yapıyorum. Hemen yanına. Bu şekilde burayı hızla geçiyorum. Arkadan da ipimi yürüttüm bu arada arkadaşlar. Şöyle. Yeterli olacaktır ip yürütmem. İp yürütmeyi bırakıp
Normal devam ediyorum. Evet, şimdi bu kısım önemli. Şu ipimi keseyim, karışıklık olmasın. Şimdi ilk çektiğim, geri geldiğim, daha doğrusu 5.'ye battığım, bunu da trabzan sayacağım. Yalnız şimdi şunun karşısında yok henüz. Bakın. O yüzden bu noktaya da batmam ve trabzan yapmam gerekecek. Şimdi bunun karşılığında trabzanımı yaptım. Şimdi şu kısma batarak 5 tane ekleyeceğim. Bununla birlikte 6 olacak. Yani buraya doldurmuyorum. Sıradaki şu kısım, buraya dolduruyorum. 5 tane yapacağım. Diğer yaptığımla şu kısımla 6 olacak. Çünkü bu kısım doğru ilerlerse, doğru başlarsa diğer kısımlar çok kolay ilerleyecektir. Çünkü denk gelecektir. Hata payı olmuyor o zaman. Bu kısım doğru yapılırsa. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Şu kısımdan birleştiriyorum kaydırma yöntemiyle. Bununla birlikte 6 oldu. Bakın. Şimdi bunun üzerine hep artırarak devam edeceğiz. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Çok sıkı çektiyseniz 3 yapabilirsiniz ama 2 ideal. Şimdi hemen şu kısımdan bir tane daha yapıyorum. Ve bunu çift kabul edeceğiz. Yani ikinci sıradayım şurada. Hemen dibine battım ve bunu çift kabul ettim. Birinci çiftimi oluşturdum ben. Bu hep böyle ilerleyecek. İlk oluşturup tamamını da dönüşte oluşturmuş olacağız. Şu kısım çift kabul edilmiş olacak. Şunu da atlamıyorum. Şu kısmı. Buraya normal, bakın alttaki trabzanın tepesi. Artırma yok burada. Normal bu sırayı hızla normal trabzan örüyorum. Şimdi bu sırada artırma çok daha rahat anlaşılacak. Her birine çift batacağız. Nereden başlayacağımız önemli. Geldim. Şimdi normalde çift burası ya. Yani alttaki, daha doğrusu aralıklarda şuradan başlanabiliyor. Buradan başlanırsa hata edilmiş olur. Çünkü geç kalınmış olur. Yamulur. Oval kısım yamulur. O yüzden nereden alttaki sıra başlıyorsa, bakın bu kısım buradan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye tamamladık. Yani trabzanımız bizim bu. O yüzden bu trabzanın tepesinden çift yapmaya başlayacağız. Düzgün durabilmesi adına. O yüzden hemen çiftimi yapıyorum. Birinci çiftimi yaptım. İkinci çiftimdeyim. Bu şekilde her birine çift batarak toplam 6 tane yine çiftim olacak. Diğerine geçiyorum. Dediğim gibi artırmalarımızın düzgün, ilk sırayı zaten düzgün yaptığımızda hata payımız çok çok düşüyor. Çünkü o şekilde düzgün ilerleniliyor. Bakın kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5 sonuncuyu yapacağım. Ve gayet muntazam bir şekilde, eşit bir şekilde karşılıklı denk gelmiş olacak. Son çiftimi yaptım ve gösteriyorum. Bakın. 6 tane çiftim var. Bu sırayı artık zaten aşağıda da bakın gördüğünüz gibi son kısma denk geliyor çift. Bu şekilde devam ediyorum. Bir kısım daha göstereyim. Ve bitirelim. Çünkü farklı hiçbir nokta yok. Artırmalar bu şekilde devam ediyor. Hem bir kez birleştirme noktasını da tekrar göstermiş olayım. Bu şekilde dilediğiniz kadar artırma yapabilirsiniz. Şimdi
Aşağı kısma bakıyorum. Birinci trabzanım, benim aynı noktaya battığımız trabzanlardan bahsediyorum. Aynı noktaya battığımız trabzanlardan bahsediyorum. Şurada başlıyor. Birinci trabzanım. Köşedeki birinci trabzanım bu. O yüzden hemen bunun tepesinden çifte başlıyorum. Birinci çiftimi yaptım. İkinci çiftimi hemen yanındaki trabzanın tepesine, tepe boşluğuna yapıyorum. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Bu kısımda. Altıncıyı yapmıştım. Nasıl yapmıştım? İlk trabzan, ilk zincir çekmiştim. Yanına hemen dibine, daha doğrusu yanına değil, dibine batırıp bunu çift kabul etmiştik. İşte bu bizim birincisiydi zaten. Beş tane de şimdi buradan ekledim. Şu kısımdan kaydırma yöntemiyle birleşimimi yapıyorum. Hemen bir, iki zincir çektim. Hemen dibine bakın. Şimdi artık üçüncü sıradayım. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. Şimdi hemen dibine az önce bir tane yapmıştık. Şimdi iki tane yapıyoruz. Şu kısma çift batıyoruz yani. Bir, aynı noktaya bir kez daha. Bu şekilde artırmamı yapmış oldum. Bu kısım da ikinci püf noktası. Hemen yanına normal trabzanımı yapıyorum. Şimdi artık bir çift bir tek, bir çift bir tek olarak tamamlayacağız. Bu kısmı yine hızlıca geçiyorum. Çünkü her birinin tepesine bir trabzan yapıyoruz. Dönüş noktalarımız farklı. Orta kısımlarımız normal trabzan. İki seferde çektiğimiz trabzan. İkili trabzanlara genelde örgüde sadece trabzan deniliyor arkadaşlar. Bunu teknik videolarda da bahsetmiştim. Yine açıklamalar kısmına teknik videolarımın linkini bırakacağım. Hiç bilmeyen arkadaşlar oradan bakıp tekrar izleyebilir. Evet, şimdi oval kısma geldim. Bakın aşağıya bakıyorum, burada çift başlamış. Hemen onun ortasına çiftimi başlıyorum. Bu benim birinci çiftim. Aynı noktaya bir kez daha battım. Birinci çiftimi oluşturdum. Üzerine aldım. Şimdi tekte sıra. Bir tek. Şimdi sıra çifte. Artırmalarımı bu şekilde devam ettireceğim. Bir çift, bir tek. Yukarı sıraya geçtiğimde bir çift, iki tek. Bakın şimdi sıra çiftte. Şimdi tekte. Çift. Şimdi tek. Bakın dönüyorum. Gayet muntazam bir şekilde ilerliyor. Şimdi tekte sıra. Bakın çift. Ve son çiftim bu benim. Yine de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın gayet muntazam bir şekilde dönüş sağlandı. Şimdi bu kısmı da aynı şekilde örüyorum. Şu birleşme noktasını sadece göstereceğim. Bakın şurayı çift kabul edip, bunu tek kabul edip, burayı da yine tamamlayacağım. Yine şu kısmı hatırlatmak istedim arkadaşlar. Aşağıdaki çift kısmın ortasından başlayacağım. Birinci çiftimi yapıp. Bu benim birinci çiftim.
Çift tek. Çift tek. Yani çiftler üst üste gelecek. Evet, bitirdim arkadaşlar. Bakın, sayıyoruz. 1, çiftleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şu yaptığım ilk zincir tek. Bu da çift. 6. Şu kısımdan birleşmemi yapıyorum. Ve şöyle ipimi kesiyorum. Daha ince bir tığ yardımıyla da arkadan temizleyip ben şimdi şöyle kısaca hızlıca sizler daha düzgün temizliğinizi yaparsınız. Ben sadece size göstermek amaçlı 3 sıra ördüm. Bakın. Bu şekilde. Çok düzgün, gayet muntazam ilerleyen bir model oluyor. Artırmalarımızı bu şekilde. Bakın şimdi bu sırada ne yaptım? Yine çiftler çift yere şöyle göstereyim. Denk gelecek şekilde artırmalarım bu şekilde devam et. Bir sıra, bir üstteki sırada bir çift, iki tek. Bir sıra daha yapsam yine çiftler buraya denk gelecek. Çift, 3, tek. Çift, 3, tek olarak devam edecek. Ve bunu siz ilk zincirinizde büyük şekerseniz daha farklı, daha büyük modeller elde edebilirsiniz. Dilediğiniz sıraya kadar da örebilirsiniz. Evet, farklı taban yapımları da gelecek arkadaşlar. Oval tabandan sonra yine dikdörtgen, kare, dikdörtgen soruluyor. Yuvarlak çanta tabanı soruluyor. İnşallah elimden geldiğince onları da yapıp video olarak atacağım detaylı olarak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup yorum yapmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Bunlar benim için önemli. Destekleriniz bizim için çok önemli. Mucize Yumak Instagram hesabından da beni takip alırsanız orada da sorularınızı cevaplayabilirim. Şimdilik hoşça kalın.